Beyanından bu işe istekli olduğun, suallerime verdiğin cevaplardansa mektep müderrisliği için bir miktar mürekkep yaladığın anlaşılıyor. Lakin talebeleri okutmak başkadır. Fazlasını ister. Öğreten makam için ehil olmak gerek. Kendine itimadın var mıdır? Olmasa buraya gelmezdim efendim. Yeni müderris gelene kadar talebelere sen talim edersin o vakit. Yeni müderris gelene kadar yokluğunu aratmayacağım inşallah. Hele sen marifetini bir göster. Kifayetli olursan tahsiline kaldığın yerden devam eder, icazet alır, müderris dahi olursun. İşte müderris makamı orada. Şimdilik orada geçici olarak oturacaksın. Ama dediğim gibi maharetini gösterirsen oranın sahibi olursun. Müderrislikte gözümüz yoktur. Ahalinin ihtiyacını görelim hele başmüderris efendi. Yarın sabahtan derslere başlayacağım. Müsaadenizle. Kolay gele Enescan. Sağ olasın Atıfcan. Namazdan sonra canlarla toplanacağız. Fazılcan hikmetli meseleler anlatacak. İştirak edecek misin? Kütüphaneye geçerim Enescan. Şeyhim beni muallimliğe layık görmüştür. Vereceğim derslere çalışmam gerek. Muallimlik mi? Ama icazetin yok ki senin. Baş müderris yeni muallim gelene kadar beni münasip gördü. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Kifayet iddiasında değilsek bile o yolun yolcusu olmaya baş koymuşuz. Hadi selametle. Selametle. Hangi bize nasip olur? Öteki evin muhtaç camisine, kurabanın mutfağına, kaşık salladıkları çanağa kadar el uzatmak. Ne büyük devlet. Bakır dövmekle devlet mi olurmuş? Şu mektepte kendimi bir ispat edeyim. O vakit devleti gör. Ölmedim inşallah. Gel efendim, otur. Talebelerin bugünkü dersi bitti. Sen ders verirken kulağıma çalındı. Beğendim. Lakin benim de bir mesuliyetim var. Senin arkanda gönül rahatlığıyla durabilmem için talebeleri imtihanda görmeliyim. Talebeleri imtihan etmeni isterim. Bakalım neticesi ne olacak? Elbette. Yarın yaparım. Al bakalım. Bu divit sana teberrüken armağanımdır. Diviti çok sıkı tutarsan kırılır. Gevşek tutarsan yazmaz. Ona göre tutmasını bileceksin. Hiç merak etmeyin başmüderris efendi.
Bu diviti öyle bir tutacağım ki mürekkebi hiç tükenmeden yazacak. Müsaadenizle. Bu masaya ben de oturacak. O diviti elime alacak. O cübbeyi giyeceğim. Divit, katibin eline ulaşınca Allah'tan tek dileği hayra ve hasenata vasıl olacak yazılara vesile olmaktır. Divit merhem olmak ister. Diviti çok sıkı tutarsan kırılır. Gevşek tutarsan yazmaz. Ona göre tutmasını bileceksin. Bu diviti öyle bir tutacağım ki mürekkebi hiç tükenmeden yazacak. Rüştümüzü ispat ettik. Müktesebatımız talebeleri imtihana sokmaya kâfi. Atıfcan. Talebelere ders verir misin? Hayırlı olsun. Sağ olasın Süleymancan. İlmin zekatını vermek lazım. İyi etmişsin. Lakin bir yandan ilmi arttırmak da mühimdir. Yoksa insan zarara düşer. Eyvallah Süleymancan. Elimden geleni yaparım. Sen yine de canlarla olan sohbete iştirak etmeye aksatma Atıfcan. İnsan için öğrenmenin hududu yoktur. Yarın talebeleri imtihan yapacağım. Müsaadenle ben gideyim. İlk imtihanın zor olacaktır. Allah yardımcın olsun. İnsanın gücü arzu ettiği her şeyi elde etmeye kâfi. Yeter ki onun için gayret etsin. Bu gayret adamı köleyken sultan dahi yapar. İşte müderris makamı orada. Şimdilik oraya geçici olarak oturacaksın. Maharetini gösterirsen oranın sahibi olursun. Baş müderris efendi. İmtihanı teftiş ettim. Beğendiniz umarım. Bu kelamı söylemeye dilim varmaz ama rezaletti. Talebelerin seviyesine göre imtihan hazırlamıştım. Evet. Talebelerin seviyelerine göre hazırlamışsın. Sorduğun soruyu dahi talebeler düzeltir Atıf efendi. Böylece talebelerin senden daha müktesebatlı olduğu anlaşıldı. Hiç mi kitaplara açıp bir şeyler bakmadın? Hiç mi çalışmadın? Ben sana dün imtihan yap, neticesini görelim derken sen esas manasını kavrayamamışsın belli ki. Bu senin de imtihanındı efendi. Anlaşılan sen bu vazifeye ehemmiyet vermedin. Verdinse de kifayetini tartmadın. Senin gayen meğer öğretmek değil, İhtirasını tatmin etmekmiş. Olur mu öyle şey? Meğer düşünüverse insan kifayetim var mıdır diye, senin kulaçların ancak bir derede yüzmek için kâfidir. Lakin sen bu kifayetinle denizde yüzmeye kalktın. Boğuldun derviş efendi, boğuldun. Ancak haddini bilenin elinde merhem olur evladım.
Allah bizleri haddini bilenlerden eylesin. Lütfedilir, ikram edilir, divit verilir. Lakin istidat ve kemalatı buna münasip değilse, bu ona şifa değil, eza verir. Senin kulaçların ancak bir derede yüzmek için kafidir. Lakin sen bu kifayetinle denizde yüzmeye kalktın. Boğuldun derviş efendi, boğuldun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hüthüt'le beraber Simurg'a yolculuğa çıkan biri de Alaüveyik'ti. Alaüveyik dedi ki, ey kuşlar, ben kendi kendimle meşgulüm. Kendi yaramı onarmaya uğraşıyorum. Su isteğiyle gönlümü kanlara bularım. Lakin suda yüzemem. Dudakları kupkuru olarak deniz kıyısında oturur, hayranlıkla onu izlerim. Deniz yüzlerce çeşit coşar. Fakat ben ondan bir katrecik bile su içemem. Şimdi ben denizin derdinden başka bir dert istemiyorum. Onunla yanmış, kurumuşum. Aman, Simurg'a tahammülüm yok. Aslı bir katre su olan nasıl olur da Simurg'la buluşabilir? Hüthüt ona dedi ki, ey denizden haberi bile olmayan, deniz timsahlarla, canavarlarla doludur. Deniz suyu gah acıdır, gah tuzlu, gah durgundur, gah dalgalı. Deniz bir kararda durmaz, halden hale girer. Gah geri çekilir, gah kendini kıyıya çarpar, coşar, ilerler. Nice ulu kişilerin gemilerini paraladı. Niceler onun girdabına düşüp öldüler. Sen de denizden vazgeçmezsen sonunda seni de boğar. Deniz, sevgilinin iştiyakıyla kendiliğinden coştukça coşar. Gah dalgalanır, gah köpürür. Kendisi bile
gönül huzurunu bulamamış, isteğine erememiştir. Sen de ondan gönül huzurunu elde edemezsin. Deniz, Hakk'ın civarında kaynayan bir kaynaktır. Sen neden ona daldın kaldın da sevgilisine aldırış etmedin? Hele neyi istersin? Ona bir bakıver. Deniz nedir bilir misin? Hele isteyen kimdir? Ona da bir bakıver. Yüzmeye istidadın, kabiliyetin var mıdır? Sen hayallere dalıp kendini bilmeden seni harap edecek şeyler istedin. Bir hayal peşinde kendi kemalini terk ettin. Gayreti koydun, seyri seçtin. Hizmeti koydun, hevesi seçtin. Varlığı terk edip yokluğa kaşık salladın. İnsanoğlu talep etmeden evvel talebin ne olduğunu bilmeli. Talep eden kendini bilmeli. Talep ettiği şeyi bilmeli. Kendi kemali nerede saklıdır? Allah onu nerede hizmete koşup memnun olmuştur? Onu keşfetmeli. Hazreti Musa ile hayvanların dilini öğrenmeyi talep eden adamın kıssasını bilir misiniz? Bir gün meraklı bir genç Hazreti Musa'dan hayvanların dilini öğrenmeyi istediğini söyledi. Hazreti Musa, her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilini anlamaman daha iyidir dedi. Lakin Hazreti Musa ne dediyse de genç adamı vazgeçiremedi. Allah Musa aleyhisselama, ya Musa, sen onun istediğini yap buyurdu. Hazreti Musa gence dedi ki, hadi git. Allah'ın lütfu erişti. Köpek ve horozların dilini anlayabileceksin. Adam sevinerek gitti. Sabah olunca kahvaltıdan sonra hizmetçi sofrayı silkti. Sofra bezinden bir parça bayat ekmek düştü. Horoz ekmeği kaptı. Köpek horoza, sen kısmetimi elimden aldın diye çıkıştı. Horoz, merak etme köpek kardeş. Sahibimizin atı sakatlanacak ve ölecek. Atın ölümü köpeklere bayram olacak. Bir hayli rızk eline geçecek dedi. Ev sahibi hayvanların konuşmasını anlamıştı. Hemen atı satayım da maddi zararından kurtulmuş olayım diye sevinerek at pazarına gitti. Atı sattı. Ertesi gün hizmetçi sofrayı silktiğinde ekmek parçasını horoz yine çabucak kapıverdi. Köpek kızgın bir halde, ey yalancı horoz, hem benim yiyeceğimi kapıveriyorsun, hem de beni yalanlarınla oyalıyorsun. Hani at sakatlanacak demiştin? Horoz, ben yalancı değilim. Evet, at sakatlandı ama başka yerde. Sahibimiz atı sattı ve zarardan kurtuldu. O zararı atı satın alanlara çektirdi. Ama yarın katırı sakatlanacak ve o köpeklere nimet olacak dedi. Bu sözleri duyan ev sahibi zarardan kurtulmanın sevinciyle katırını da sattı. Üçüncü gün horoz ekmeği yine kapınca köpek horoza, yalancılık senin mesleğin mi oldu diye hiddetlendi. Horoz, ben ne yapabilirim? Katırı da alelacele sattı. Zararı yine başkasına çektirdi. Fakat üzülme. Yarın kölesi ölecek. Ölünce de ölenin akrabası yoksullara, köpeklere ekmek dağıtacak dedi. Adam bu sözleri duymuştu. Hemen kölesini alarak satmaya götürdü. Böylece bir anda üç zarardan kurtuldum diye şükretti. Günlerdir aç kalan köpek, açlığın ve aldatılmışlığın etkisiyle horoza kızdı ve beni aç bıraktığın gibi yine aldattın dedi. Horoz, ben yalancı değilim, ben yalan söylemem diye başladı. Köle öldü, fakat burada değil, başka yerde. Çünkü sahibimiz onu da sattı, fakat hiç iyi etmedi. Çünkü bu sefer sıra kendine geldi. Zira ilkin kaza bela ata gelecek, böylece sahibimiz beladan kurtulmuş olacaktı. Atı satınca onun yerine katıra geldi.
Katırı da satınca köleye geldi. Köleyi de satınca bela ona gelecek. Sıra onda. Yarın sahibimiz ölecek. O sayede hepimiz doyacağız. Adam horozdan öleceğini işitince koşarak Hazreti Musa'nın yanına geldi. Ey Musa, yardım et diye yalvardı. Hazreti Musa, ben Allah'ın önceden bildirdiği kadarını görmüş ve bu işe rıza göstermemiştim. Ok yaydan fırladı. Okun yaya dönmesi artık mümkün değil. Bundan böyle olacağı geri çevirmek mümkün değil. Takdir böyle. Fakat Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve kereminden umarım ki ölürken imanlı gidersin. Gaye nedir? Hakk'ın rızası. İlmi de, malı da, mesleği de, yolu da hepsini Hakk'ın rızası için talep etmek gerekir. Hak Teala insanı bir yerde diğer insanlara faydalı kılmışsa, o yolda istidat bahşetmişse orada karar eylemeli. Rızanın yolunu buldum diye sevinmeli. Hem Hütüd'ün söylediğine bir kulak kesilin. Ne deyivermişti ala üveyiye? Deniz nereden kaynar? Hakk'ın civarından. Neden çırpınıp durur? Hakk'a varam deyu. Hayran oldun deniz. Hakk'a varam deyu çırpınıp dururken, sen nice aylakça denizi seyreder, denizi gaye bellersin. Denize hayran isen, sen de tıpkı deniz gibi çırpın. Sana gösterilen rıza yolunu gözet. Gör bak, o vakit sen denize değil, deniz sana hayran olur. Allah'ın öyle kulları var ki, coşkun deryalara bir bakır kazanla efendi kılınırlar da, deniz onların önünde baş eğer.